Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerinin bakalım neler söyleyecek bize hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de herkes kendi yüreğindeki sıkıntıya odaklanarak dinlesin. Neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra ben şöyle gördüklerimi de sizlere göstererek yorumluyor olacağım. Yüreğinizin bir çukuru oluşmuş resmen şurada. Yani aşamıyorum atamıyorum gitmek bilmiyor dediğiniz bir yürek acınızın olduğundan bahsetmiş burası. Şimdi öncelikle birisiyle karşılıklısınız gördüğünüz gibi ince uzun bir insan var. Siz o kişiden biraz daha toplucana duruyorsunuz. Çünkü aslında kafanızdan sarkan başka bir konu. Belinize dolanmış başka bir durum. Bir insan hatta bu. Var karşılıklı kendi durumunuzu anlatmaya, izah etmeye çalışıyorsunuz. Ve açıkçası bu izah sırasında şu oluyor. Yani açıkçası şöyle bir şey var. Burada kendi kafanızdan geçirdiğiniz konular sizi gelecekte etkiliyor olacağı için bugünden bir şeyleri halletmek için bunları düşünüyorsunuz. Belinize sarılan kişinin de zaten tam da konuyla alakası olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum ki karşınızdaki insandan hesap sorduğunuz durumda tam da belinize sarılan kişiyle de ilgili bir durum içerisinde. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere büyük olarak sanki bir şey el atmışsınız. Yani işin bilir kişisi misinizdir? Yoksa işte artık çok net dolan taraftanızda içinizi mi boşaltmaya çalışıyorsunuz ama bir hesaplaşma görseli var y harfi görüyorum ve de u harfi görüyorum burada y harfi ters dönmüş size getirdiği bir haber var arkanızdaki taşıdığınız yüke bakın bir şimdi buradaki herkesin aynı anda aynı şey düşünmesi mümkün değil onu söyleyebilirim şöyle ki Burada ee, hmm. bildiğiniz şemsiye tutuyorsunuz daha fazla üstüme gelinmesin diye. Yani aslında bir şeylerden korunmaya çalıştığınız bir görsel var. Yeter artık herkes mi beni buldu vallahi herkes sizi bulmuş gibi bir durum atlatmışsınız. Bu Y harfindeki insanın getirdiği haber sonrasında bir hareketlilik söz konusu. Yine tam tepenizde iki kişinin kafa kafaya vererek bir yüzleşme olması gereken bir konu atlatmışsınız. Zaten şey demişsiniz. Onunla git konuş. Bununla git konuş. Bu ne kardeşim? Daha fazlası olmasın. Ben burada bir şemsiye açayım da kendi kendimi korumaya çalışayım demişsiniz gibi çıkmış. Yükünüz büyük. Burada bir para diyebilirim. Bu parayı ben aslında bazen kayıp paralar böyle gösterir kendini. Ee, bir eşinizin dostunuzdan verdiğiniz parayı mı geri alamadınız? Yoksa zaten şöyle aslında burada yükünüz çok parasal anlamda sıkıntınız var hemen e, aşmaya çalışıyorsunuz onu görüyorum fakat bu aşmaya çalıştığınız noktada aslında amacınıza ulaşmışsınız e, bir rahatlama durumu ve oh be dediğiniz bir durum oluşmuş ve hmm, mesela bir A harfi görüyorum orada bu A harfini ben e ee, sizin size getiren müjdeler arasında olduğunu görüyorum. A harfli kişi ile muradınıza erecek olduğunuz bir gelişmeyi kutlar gibi çıkmışsınız ki bu sizi rahatlatmış. Ama mücadele bitmiş mi? Hayır paraşüt gibi açıldığınızı görüyorum. Yani aslında her taraftan da tehdit altında kaldığınız bir şurası köpük köpük olmuş bakın. İçinde kalmışsınız siz. Ay bir hastalık var ama BM harfindeki bir kişinin etrafında gördüğüm bir hastalık var. Bu ara psikolojik olarak da tabii ki de yorulmuş olduğunuzu ifade edebilir ama bir hastalıktan kastım da şöyle bir uğraş bu. Hmm. Diyor ki senin hayatında sen e, çok çok büyük oranda rahatladın evet ama ayaklarına bir tane daha engel geldi e, sevdiğiniz büyünüz el elleriyle el açmış size bir şekilde sizin birisinin sağlık durumuna da yardımcı olmaya çalıştığınızı görüyoruz sağlık anlamında da birilerine yardımcı olmaya çalış ay bakar mısınız çok da güzel bir arabanız var. Arabayla haber almış bir yere gitmek durumunda kalmışsınız. Ya bir araba alıyorsunuz ya da takıntı olduğunuz nokta araba ama çok net çözmüş olacaksınız. 4 yapraklı yoncanız çıkmış şanslı bir döngüye doğru gidiyorsunuz artık. Burada gerildiğiniz ve resmen sağlı soldu gerildiğiniz noktalar var. Ama imza atarak tek celsede atacağınız sonuçları elde edeceğiniz bir noktaya doğru gelmişsiniz. Resmen birisi sizin kuyruğunuz olmuş burada ya. Yani yüreğinizin çukur olduğu şey hep üst üste gelmesiyle alakalı. Şimdi bugününüzde özellikle tamam bir kutlama yapmışsınız ama bir yere gitmek ya da birisinin gelmesiyle alakalı hastalık sürecinizde olmuş. Şimdi e, özellikle imza süreciniz bu ay sonu bitecek. da haksızlığa uğradığınız noktanın bile bitmiş olması anlamına gelebilir. Gireceğiniz bir sınav olabilir, olacağınız bir kayıt yönteminiz olabilir. Şimdi özellikle Eylül'ün sonunda bu bittikten sonra yani haksızlık bittikten sonra imza bittikten sonra atama gerçekleştikten sonra artık neyse bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Gerçekten şöyle bir şey var. Odacık odacık ayrılmışsınız. Yani bir sonuç olacak ya. Bir imza sürecinizi aşacaksınız ya. Odacıklara ayrılarak bir şeyleri halletmeye çalışacaksınız. Bu da elde ettiğiniz şeyin kademeli olduğu anlamına gelir. Önce şu kısmını, sonra bu kısmını diye ayıracaksınız. Bu bu kişiye, şu şu kişiye diye mi ayırırsınız? Yoksa konu gereği parçalara mı bölünmek? durumunda onu bilmiyorum ama şunu biliyorum büyük oranda rahatlıyorsunuz büyük oranda oh be diyeceksiniz. Ben şunu söyleyebilirim bakar mısınız sonunda siz çok büyük bir feraha ermiş olacaksınız. Güneşiniz tam tepede gibi. Resmen bir güneş ve bir alians gibi görebildiğim bir durum. İki kişi de artık aynı yere doğru çekiştiriyor diyorsunuz. Sanırım bu yaşadıklarınız evliliğinizle alakalı da. Evlilik konularını da kapsayan bir süreçten geçiyordu. Yani aslında diyor ki senin yaşadıkların çift, haneyi, aile, anne babayı gibi konuları da etkiliyordu maalesef. Ama artık sen bir rahatlama ve nefes alma zamanına başlıyorsun. Nefes almaya başlayacaksınız arkadaşlar. Bunu da aslında zamanla hissedeceksiniz. Zamanla hissedeceksiniz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Arkadaşlar niye dilediğinizi bilmiyorum. Ama büyük arınmalar yaşıyorsunuz ya. Enerji olarak ardı ardına gelen haberleriniz var. Odacık odacık ayırdığınız ve odalara bölerek aslında hallettiğiniz konularda kişilerle aranızın da ya bağınızın arttığı ya da aranızın düzeldiği diyebileceğim bir görsel var burada. Dilekle ilgili e çok kaygılı ama o kadar temiz bir bakın elinizi yukarıya kaldırmış e, dua ederken gördüm size. Bu oldu çok şükür ya daha da ne isterim dediğiniz bir ekim var burada ben size söyleyeyim. Şimdi etrafınızda. Yani bence bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi etrafınızda sizinle ilgili ileri geri konuşan da var. Sizinle ilgili negatif düşünen de var. Ama genel anlamda kendi iç dünyasındaki sıkıntılı tiplerinde sizinle ilgili konuştuğunu görüyorum. Şimdi biz artık tutulma hattındayız ya. Kaldı ki astrolojik olarak bilgi aktarmayacağım. işte bu bizim hayatımızda çok altı ayımız etkileyecek bazı dönüşümler söz konusu olacak bir tutulma ama şimdi genel anlamda etrafımızdaki insanlara bakın. Evdeki herkes gergindir. Herkesin bir de depresif hali vardır. Çok çabuk gen sinirler gergin olduğu için patlama, e yükselme, hemen bir soruna odaklanma e durumu vardır. Ben size söyleyeyim. O yüzden şimdi neden bu böyle oluyor? Bir tek bende mi var? Aslında bir tek sizde değil arkadaşlar. Bu anlamda içinizi rahat tutun derim. Bardak içinde tutuyorlar sizi. Bayağı siz bir kalenderlikle kendinizi kanıtladığınız için e, sanki fanusun içine sokmuşlardı. Aman ha bak e, sen bize lazımsın. Aman ha bak sen e, burada dikkat et. Aman diye sizi kolluyorlar birilerinden. Ya bu evlilik tarafınızın çok net bir sürü insanın karıştığı bir şey yaşayacakmışsınız gibi çıkmışsınız ama çok küçük küçükler. Yani bu insanların bir arada gelip de konuşmaları sizin evliliğinizde çok gelecekte etki eder diyemiyorum. O yüzden şunu söylemek isterim. Ben size ee, yaşadıklarınızın iş, aile bireyleri ve ilişki dediğiniz iletişimsel sıkıntılar yaşadıklarınızdan kaynaklanan bu iletişimsel sıkıntılarınızın sonlanacak olduğunu bilin. Gerçekten devam etmiyor. Onu görüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Burada Şimdi inatçı birisi var büyük. Size birazcık şey diye bakıyor. Niye sen bunun dikine gidiyorsun ki? Der gibi bakıyor açıkçası. Ben size diyebilirim ki çok güzel bir bayrak sallayan var. Yani bu inatçı keçi dediğiniz büyük aslında burnundan kıl aldırmayan inatçı kimse bayrak sallıyor. Onu bile teslim ettireceksiniz. Ben size öyle söyleyeyim. Şimdi işle ilgili de arkadaşlar bir tekrarı olacak bir sıkıntı da biz alışığız. Gel bakalım sıkı sıkıya tutunalım birbirimize ve aşalım diyeceksiniz. Öyle bir görsel çıkmış. Yani bunu da ekim sonu veriyor. Siz ekimin sonunda daha önce yaşadığınız bir krizin bir bumerang gibi çıktığı için böyle söylüyorum. O krizi arkadaşlar aşacaksınız ve bu krizde e, kesinlikle ve kesinlikle aşılır diyor. Ama ikiniz yine zaten diyor da idmanlısın. İdmanlı olduğunuz bir sınav sorusu çıkacak. Sen zaten bunu aşarsın diyor. Bak güzel bir başlangıç olur. Birbirinizi e, zaten tanıyor olduğunuz için değnek ası güzel bir başlangıç. İkinizin birlik olup bir başlangıcı adım atmanızla alakalı. Burada aziz kartı inatçı bir adamın bile bayrak sallatacaksınız. Bakın dediğim dedik yöresine töresine uygun ısrarla eski e, yöres yani şey mesela işte hep şey örneği veririm ya biz bilgisayardan kayıt tutarken bakallar e, bakkallar önceden verisiye defteri misaliydi ya hani işte şimdi hala beri verisiye defteri misali zihniyeti olan birisinin şey yaptığını görüyoruz. Ee, diyor ki sen merak etme o diyor inatçı olabilir ama bayrak sallayacak. Teslim olacak sizin kararlarınıza. Bu da bak hakkını alan insanlar vardı, yiyen insanlar vardı. Bir sürü insan bir şekilde senin evliliğinde çok emek verdiği şeyleri bile görmüyor olabilirdi ama artık görecek. Sen çünkü idare edip ya da bunun üstesinden gelip evlilik ilişki dediğin kapıların e, açıyor oluşun çıkmış burada diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki de sabah akşam bakımlarıma devam ediyorum. Sayenizde yapabiliyorum. İyi ki varsınız. Şunu söylemeden demeyeceğim? Ay geç tecelli edecek bir ilahi adalet var. Lütfen sizde bunun bilincinde olarak davranın ve beddua ile kendi kendinizi negatif beslemeyin. Çünkü bugünün yarını da var. Gecenin güneşi de doğuyor. Dolayısıyla bugünler geride kalıyor. Geçmiştekilerini de açtın sen. Bunu yapabilecek güce sahipsin. Lütfen birbirimize vermiş olduğumuz bu destekte birbirimizi yarım bırakmayalım arkadaşlar. Çünkü benim de zaten aslında enerji kaynağım sizlersiniz. Herkes kadar sorunlarla mücadele ederek devam ediyoruz. Tabii ki de biliyorsunuz yani ülkece de yaşadık, dünyaca da yaşadık. Neler atlattık. Devamı ki gönlünüzü ferah tutun ilahi adalete sisteminden hiçbir kul kaçamaz merak etmeyin siz bedelini ödemeden kimse bu dünyadan göçmeyecek hiçbir şekilde sen umudunu yitirip de kendini depresyona sokma çünkü iyi günler ileride bunu hiçbir zaman unutma ben sadece görebildiklerimi aktardım dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum her şeyden önce ee, sabah akşam bakımlarıma sayenizde devam ediyorum sizlerde iyi ki varsınız büyük teşekkürü siz hak ediyorsunuz enerjinize varlığınıza ruhunuza sağlık gerçekten ee, bu arada şey söyleyeyim saldırı durumu bazen ara ara artıyor bazen ara ara duruluyor. Bu ara yine böyle e, şikayet demeyelim de ona saldırı diyelim aslında spam e, kanalmış hiçbir emek sarf edilmiyormuşçasına e, bir e, şikayet ediliyormuş. O yüzden yorum nokta bile olabilir. Yorum yapmak zorunda yani aman şimdi diyecek olan arkadaşlarım varsa nokta bile olabilir. Beğenilerinizle yorumlarınızı bekleyerek kanalıma desteklerinizi bekliyorum aslında bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın diyorum ve hepiniz hoşça kalın.